Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in ana muhalefetin başında olmasından ve seçilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Selçuk Özdağ, Özgür Özel'in tecrübeli ve kıvrak zekalı bir siyasi lider olduğuna işaret etti. Özgür Bey'le 3 dönem beraber milletvekilliği yaptık. Ben iktidar partisindeydim, o ana muhalefet partisindeydi. O milletvekiliydi, ben milletvekiliydim. O grup başkan vekiliydi, ben genel başkan yardımcısıydım. Beraberce birbirimizi tanıyoruz. Ben de Özgür Bey'i tanıyorum, kendisini tanıyorum. Sonra ben bir dönem ara verdim. Çünkü Ahmet Davutoğlu'nu destekledim. Ardından da tekrar parlamentoya geldim. Ve şimdi de grup başkanıyım. Ben grup başkanıyım, o da genel başkan. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Kolay değil Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olabilmek ve bu süreçte bu süreci doğru yönetebilmek ve iktidardaki bir kişiyi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı devam ederken onu yenebilmek, kongreyle yenebilmek oldukça zor. Ben kendisine başarılar diliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da yakinen tanıdım bu süreç içerisinde, beraberce altılı masada Millet İttifakı esnasında. Kemal Bey doğru hamleler yapmıştır. Bir, altı parti beraberce seçime girelim demişlerdir. Burada stratejik değil, taktiksel hatalar yapılmıştır. Ama Kemal Bey'i gördüğüm kadarıyla itidalli, sabırlı ve de düzgün ve dürüst bir siyasetçi olarak gördüm. Türkiye'de başbakanlık yapmak kolaydır da Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yapmak zordur. Daha zordur. Özgür Bey'i hem kolaylıklar bekliyor hem zorluklar bekliyor. Kendisi uzun zamandır siyasetin içerisinde, genç yaşta Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekilliğini yaptı ve oldukça başarılı bir grup başkan vekiliydi. Ama şehrinde başarılı mıydı derseniz, şehrinde başarılı değildi. Şehrinde niye başarılı değildi? Daima kendisinin karşısına bir rakip çıktı ve o rakipler hep onun adaylarını yendiler ve kendisi de orada delege olamamıştı. Kendisine başarılar diliyorum. Genç, siyaset kumaşı var. Eğer Türkiye sosyolojisini doğru okursa, Manisa sosyolojisini doğru okursa, Türkiye'nin siyasi tarihini doğru sentezleyebilirse, terkipleyebilirse başarılı olur. Türkiye'de 40'a 60 şeklinde sol-sağ dengesi var. Hala daha bu sol-sağ dengesi devam ediyor. Bunu devam ettiğini gördük biz. Yani ne kadar sol öldü, sağ öldü, yok efendim sol-sağdır, sağ-soldur gibi sözlere inanmamak gerekir. Ve seçim döneminde Muğla'da da gördüm bunu. Gezdiğim şehirlerde de gördüm. Özgür Özel Bey'e başarılar diliyorum. Kendisini bekleyen en büyük imtihan belediye başkanlığı seçimleridir. Cumhuriyet Halk Partisi son seçimde ittifak yaptığı partilerle %25 oy aldı. Onların ifadesiyle diyelim ki %1-2 oyları vardı bunların, diyelim ise Demokrat Parti, Gelecek, Saadet, Deva'nın. %23 yapar onların oyları. Cumhuriyet Halk Partisi'nde oylarınızı büyütemezseniz partide hemen olağanüstü kongre sesleri yükselmeye başlar burada. Ve gördüğüm de şu, bu dönem Cumhuriyet Halk Partisi'ni yakinen izledim. Eskiden çok yakinen izlemiyordum. Kongreleri oluyordu, takip ediyorduk o kadar. Ama süreç, biz orada ittifak yaparak Cumhuriyet Halk Partisi listelerine aday olduğumuz için gördüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok seçim var. Bu seçimlerde çok fazla insanları küstürüyor, klikleştiriyor, hizipleştiriyor. Çünkü Türkiye o olgunlukta değil. Her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi dese de biz işte kongrelerle geliyoruz, seçimlerle geliyoruz dese, bu seçimler aynı zamanda hep seçimlerle uğraşıyorlar. İçerideki seçimlerle uğraşırken dışarıdaki seçimlere sıra gelmiyor burada. Özgür Özel Bey bunları görürse ve bu seçimleri azaltırsa, delege seçimleri doğru değil orada, mutlaka Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemiş olduğu gibi üyelerle yapabilmek, o da hakim teminatlı üyelerle yapmak gerekiyor. 100 bin üyeniz var, 100 bin üye gitsin sandığa, orada seçsin bile ama kontenjan da olsun. Bunlar yani. Onlar CHP'nin iç işleri. Özgür Özel Bey hem kolaylıkları bekliyor dedim, işte tecrübeli bir seçim. Zorlukları bekliyor, belediye başkanlığı seçimleri var orada. Siyaset kumaşı insanların seçimlerde ölçülür efendim. Siyaset kumaşı insanların parlamentoda ölçülür. Siyaset kumaşının olduğunu parlamentoda gösterdi Özgür Bey. Şimdi seçim meydanlarında, özellikle de Manisa'da göstermesi gerekiyor. Türkiye'de bir partinin genel başkanı olabilmek için mutlaka şehrinizde bağımsız seçilebilecek kadar oy potansiyelinizin olması lazım. Bağımsız gelebilir. Mesela Muhsin Yazıcıoğlu, mesela Mesut Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan'ın şehrinden bağımsız geldi. Mesela Özal, mesela Demirel, mesela Erbakan, mesela Ecevit. Bunlar kendi şehirlerinden bağımsız gelirlerdi. Başarılar diliyorum. Denizli'de Deva Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Beyağaç İlçe Kongresi'ne katılmak için parti binasına geldi. Deva Partisi İl Başkanı Bekir Kırar ve Deva Partisi Beyağaç İlçe Başkanı Mehmet Özdemir tarafından karşılanan Deva Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, ilçe kongresi öncesinde yaklaşan yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Deva Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf,
Deva Partisi olarak bir taraftan il ve ilçe kongrelerini yaparken bir taraftan da yerel seçim hazırlıklarına devam ettiklerini belirtti. Evet, önümüzde bir yerel seçim süreci var. Resmi takvim 1 Aralık itibariyle başlıyor. İşte siyasi partilerde görevli olanlar, işte kamu kurumlarında görevli olanların istifa süreci 1 Aralık'tan itibaren başlıyor. Tabii bu arada bizim kongre sürecimiz de var. İlk yapmış olduğumuz kongrelerin üzerinden 3 yılı tamamlamak üzere geçti. Siyasi partiler ve seçim kanununa göre siyasi partiler 3 yılda bir kongrelerini yapmak zorundalar. Bir taraftan da ilçe kongrelerimizi yapıyoruz. Bir taraftan da yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Türkiye genelinde, tabii ki Denizli'de de. Bu çerçevede bugün Denizli'de teşkilatımızla bir kısım istişarelerde bulunacağız, görüşmelerde bulunacağız. Çalışmaları değerlendireceğiz. Bu çerçevede Denizli'deyiz. Genel merkezde komisyonlar oluşturuldu. Aday belirleme komisyonları. Ben de bu manada 7 ilden oluşan bir komisyonun başkanıyım. Komisyonumuzda benim dışımda kurucu üyelerimizden 2 arkadaşımız daha var. Öncelikle bize gelen başvuruları değerlendireceğiz komisyonlarda. Daha sonra komisyonlarda belirlenen adaylarımız aday olma sürecinde Ankara'daki komisyonlarda değerlendirilecek. Ve sonra nihai sonucu kamuoyuyla paylaşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanlığı tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde il binası önünde halka fidan dağıtım etkinliği düzenlendi. 2023 yılını temsil eden 2023 adet fidan yoldan geçen vatandaş ve sürücülere hediye edildi. Tabii ki de, buyurun. Beyefendiler var, onlar. Tamam, buyurun şöyle. Yapılan fidan dağıtım etkinliğine halkın yoğun ilgisi dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, bundan sonra iklim değişiklikleriyle sert mücadele için daire müdürlükleri ve daire başkanlıkları adına yeni birimlerin kurulması gerektiğini düşünüyorum dedi. İklim değişiklikleri ve buna bağlı yapmamız gereken mücadele adına örneğin ağaçlandırma faaliyetlerini çok değerli ve önemli buluyorum. Özellikle Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın sürdürülebilir enerji, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişiklikleri ve buna bağlı eylem planları, çalışmalarını çok kıymetli buluyorum. O haliyle Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımızı Sayın Osman Zalan şahsında Denizli Büyükşehir Belediye'mizi, Sayın Uğur Erdoğan şahsında ticaret odamızı, Sayın Selim Kasapoğlu şahsında sanayi odamızı kutluyorum. Denizli'de belediyeler nezdinde artık bundan sonra iklim değişiklikleriyle daha net ve sert mücadele için yeni birimlerin kurulması gerektiğini düşünüyorum. Daire müdürlükleri ve daire başkanlıkları anlamında. Çünkü küresel ısınma, susuzluk, kuraklık, bunların tamamına baktığımızda tarımsal üretim rekoltemizi ve kalitemizi azalttığını, buna bağlı olarak pazarda, manavda ve sofrada daha pahalı meyve ve sebze aldığımızı görüyoruz. Ben bundan sonraki süreçte de ekonomik kalkınmanın önemi ve önünün açılması anlamında doğayla daha iç içe ve yakın ilişkiler kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Yemyeşil bir deniz için, daha yeşil bir kent için bugün fidan dağıtımı etkinliği tertip ettik. Ben katılım sağlayan sizlere, tüm basın mensubu arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Teşkilatımızın her bir mensubuna teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Daha güzel bir deniz için, Cumhuriyet'in 100. yılında, Türk ve Türkiye yüzyılında 2023 adet fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Sembolize etme adına böyle düşündük. Ben bir kere daha teşekkür ediyorum. Doğayla iç içe olmalıyız. Daha yeşil bir Denizli hepimizin hayali, hedefi. Nasılsınız? Sağ olun.
Denizli'de spor yapmayan kimse kalmayacak sloganı ile 21 ayrı branşta ücretsiz spor kursu veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, karate kursunda başarılı olan 77 küçük sporcu için diploma ve kemer takma töreni düzenledi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda yapılan programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zulan, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, sporcu aileleri ile kursiyerler katıldı. Büyükşehir Belediye Spor Karate Takımı Antrenörü Muhammed Kaya, karakterin kazanılan madalyalardan daha önemli olduğunu ifade etti. Değerli velilerim, sevgili sporcularımız, 2023 yılı ekip dönemi diploma ve kemer törenimize hepiniz hoş geldiniz. Hedefinize inanmışsanız ve bu hedef uğruna emek veriyorsanız hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayın. Aldığınız sonuç ne olursa olsun karakter madalyadan önemlidir, asla unutmayın. Büyükşehir Belediye Başkanım Osman Zolan'a, bana, bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkan Osman Zolan konuşmasına Denizli Büyükşehir Belediye Spor Kurslarına çocuklarını gönderen anne ve babalara teşekkür ederek başladı. Özellikle burada anne babalara, göz bebeğiniz çocuklarınızı bize güvenip teslim ettiğiniz için, çocuklarımıza böyle bir fırsatı verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımız yapmış oldukları bu sporla kendi yollarını daha da belirgin hale ve net hale getirecek ve yürüyüşlerini güçlendirecekler. Tabii spor, şunu söyleyeyim, spor hayatın kendisidir. Spor yaparken kurallar vardır, disiplin vardır. Hayatta da öyle kanunlar var. İş disiplini olmadığı zaman başarı da gelmez. Ekip ruhu vardır sporda, ekip olarak çalışırsınız. Hayatta ve ekip olarak çalıştığınızda başarıya daha rahat ulaşırsınız. Sporda yenilmek vardır, yere düşmek vardır, tekrar ayağa kalkıp koşmak vardır, galibiyet vardır, mağlubiyet vardır. Hayat öyle. Yani bazen zorluklar olur, bazen sıkıntılar olur ama mücadeleye devam ettiğiniz sürece başarıya ulaşmanız kaçınılmazdır. Onun için gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğe hazırlamak anlamında bu spor çok çok kıymetli. Hele çocuklarımızın bir şeyi başarmış olması, biliyor olması, diğer çocuklardan, kendi yaşında olan arkadaşlarından birkaç adım öne çıkarır. Ve o biliyor olmak, bir şeyi başarabilmek çocuklarımızda özgüven kazandırır. Özgüven de başarının anahtarıdır. Onun için hangi spor yaparsak yapalım, mutlaka hayatımıza etkileyen, yürüyüşümüzü güçlendiren bir boyutta katkı sağlar. Tabii bugün karate, diploma ve kuşak noktasında tören icra ediyoruz. Bugün burada 77 gencimiz var, değil mi? Hazır mıyız? Evet! Olmadı mı? Hazır mıyız? Kursiyerlerin gösterileriyle renk kattığı programda Başkan Osman Zolan, karate kursunda başarılı olan sporculara diploma ve kemerlerini takdim etti. Çekil bakalım. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Çivril ilçesinin Kocayaka Mahallesi'nin atık sularının doğaya zarar vermeden arıtımının sağlanması için bölgeye doğal arıtma tesisi inşa ediyor. Proje kapsamında 7750 metrekare alanda tek kademeli olarak kurulacak 1012 kişi kapasiteli tesisin günlük ortalama 90 metreküp atık suyu arıtacağı belirtilirken, tesisin tamamen çevre dostu ve doğaya uyumlu olarak çalışacağı ifade edildi. Enerji tüketimi olmayan tesisin işletme maliyetinin bulunmadığı, doğal atık su arıtma tesisine ekilen azot ve fosfor giderici ile topografyaya uygun bitkiler sayesinde atık suların yeniden tarımsal kaynaklı olarak kullanılmasının amaçlandığı belirtildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrencilerin yüzünü güldürecek büyük bir hizmete daha imza attı. Daha önce üniversite sınavına girecek öğrencilerin sınav giriş ücretlerini belediye olarak ödeyeceklerini açıklayan, vize ve final haftalarında üniversite öğrencilerine otobüsleri bedava yapan Başkan Yücel Yılmaz, şimdi de üniversite öğrencilerine suyu bedava yaptı. Bugüne kadar kullandıkları suyun %50'sini ödeyen öğrenciler,
Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Kasım ayı olağan genel kurul toplantısında Başkan Yücel Yılmaz'ın kararı ile 2023-2024 eğitim öğretim yılı boyunca suyu artık bedava kullanacak. Balıkesirli vatandaşlar için suya %15 indirim yaptıklarını açıklayan Başkan Yücel Yılmaz, sosyal yardımlaşmadan destek alan vatandaşların engelli, gazi ve şehit ailelerin su borçlarını da kapattıklarını, ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak depremzedelerin birinci kademe su faturalarını 31 Aralık 2024'e kadar ödemeye devam edeceklerini açıkladı. Kararı duyan öğrenciler memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür etti. Çok güzel bir karar, öğrenciler için çok yararlı. Başkan da bizi düşündüğünü gösteriyor. Türkçe öğretmenliği okuyorum, Necati Eğitim'deyim. İkinci sınıf öğrencisiyim. Zaten öğrenciler gelir durumundan bir sıkıntıdalar ve belediyemize de teşekkür ediyoruz bu durumdan. Arkadaşlarım evde kalanlar var. Mutlu olacaklarını düşünüyorum ki olmuşlardır bence. Yani ulaşım konusunda da sıkıntı olduğu oluyordu. Vize final haftalarında ücretsiz kullanma şansı gelmiş. Bunun için de ayrıca teşekkür ederiz. Suyun ücretsiz olması güzel bir şey. Yani teşekkür ederiz destekleri için. Desteklerin devamını dileriz tabii. Teşekkür ederiz. Alınan karar için Yücel Başkanımıza teşekkür ediyorum. O da zaten öğrencileri için bayağı şeyler yapıyor. Balbox açtı mesela. Ondan sonra bu su faturaları da gayet iyi oldu. Öyle memnunuz şu an Yücel Başkan'dan. Bize destek verdikleri için maddi olarak mutluyuz. Bu dönemde destekledikleri için teşekkür ediyoruz. Bence bu karar çok isabetli olmuş çünkü öğrenciler için faturalar ekstra bir yük oluyordu zaten. Bu da bir nebze bu yükü hafifletmek için güzel, isabetli bir karar olmuş. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısında aldığı kararla Güzelhisar KYK kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazası sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın adını Işıklı Mahallesi'nde yaşatacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kısa bir süre önce meydana gelen kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren kızımızın ismini yurdun önündeki yolda yaşatacağız. Tekrar başımız sağ olsun dedi. 13 Yatalar ilçesi Işıklı Mahallesi 2635 sokak isminin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi. Evet, İmar Komisyonu'nda görüşülmek üzere oylarınıza sunuyorum. Kısa bir süre önce o derin kazada hayatını kaybeden kızımız, üniversite öğrencimizin ismini vermeyi planladık. Onun için tekrar başımız sağ olsun diyorum. Buyurun. Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, TAMP Kocaeli Afet Müdahale Planı'ndaki 2023 yılı yerel düzeyde saha, masabaşı ve AIDES tatbikatı çözüm ortağı, kurum kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir şekilde gerçekleştirildi. Kocaeli AFAD koordinesinde 12 ilçe kaymakamlık bünyesinde kurulan Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezi, 22 çalışma alanı ve toplam 34 ayrı lokasyonda İl Afet ve Acil Durum Müdahale Planı kapsamında yerel düzey, saha, masabaşı ve AIDES tatbikatı yapıldı. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerinin de toplandığı Kocaeli Afat Merkezi salonu, aksiyonların gerçekleştirildiği sahalardan ve ilçe afet yönetim ve koordinasyon merkezlerinden canlı bağlantılar kurularak yapılan çalışmalar ve son durum hakkında bilgiler alındı. TAMP Kocaeli Afat Müdahale Planı'nda görevli resmi ve sivil kuruluşlardan 1041 kişi sahada, 291 kişi il ilçe afat merkezinde olmak üzere toplam 1332 personelin katıldığı tatbikata kurumlar 142 araçla destek verdi. Vali Seddar Yavuz'un talimatlarıyla Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan Başkanlığı'nda gerçekleştirilen tatbikata merkezde 7 çalışma grubu, sahada ise 16 çalışma grubu olmak üzere TAMP Kocaeli Afet Müdahale Planı'nda yer alan 23 çalışma grubu yetkilileri hazır bulundu. TAMP kapsamında Marmara Denizi Adalar açıklarında 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen bir deprem senaryosuna göre icra edilen ve Donanma Komutanlığı'na bağlı helikopterlerden havadan izlenimlerin yapıldığı tatbikatta enkazda arama kurtarma, KBRN ölçümü ve dekontaminasyonu, yangın müdahalesi, sağlık, çadır kurma, afetzede tahliyesi, beslenme, psikososyal destek, ayni bağış, haberleşme, nakliye, güvenlik aksiyonları gerçekleştirildi. Duyuyorsan ses ver! Arama kurtarma ekibi geldi. Sesimi duyan var mı?
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünü ve bugünü adlı panele katıldı. Vali Aziz Yıldırım konuşmasında biz ülke olarak her zaman toprağın üstüyle, insanla, kültürümüzle, hakkaniyet ve adaletle ilgilendik. Batı dünyası ise toprağın altı ile ilgilendi dedi. Panel, Vali Yıldırım'ın konuşmacılara teşekkür belgesi vermesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Sadece kendileri olduğu zaman insan haklarına sahip, kendilerinin dışında olan toplumlar için sadece kendi kârlarını ifade eden bir objeden ibaret. Filistin'de yaptıklarını ve Filistin'de olanlara dünyanın bakış açısını gördüğümüzde, düşündüğümüzde bunu bir defa daha anlamış oluyoruz. Kendileri de bir defa daha bu bakış açısını bizlere teyit etmiş oluyor. Onun içindir ki biz insana bakmaya devam edeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın deriz. Buradaki devlet sadece kurulmuş olan bir siyasi birliktelik, bir vatandan ibaret de değildir. Tabii ki bu vardır. Ama bunun dışında bütün bir varlık olarak insanı kutsal kabul eden bir görüş açısını da ifade etmektedir. Bakış açısını da ifade etmektedir. Bizim için insan önemlidir. Toprağın üzeri çok çok önemlidir. Kıbrıs bizim için bu açıdan bakılarak önem taşır. Yoksa Kıbrıs'ın etrafı filan ilk etapta değildir tabii. Ama bugünün dünyasında batılı kültürle mücadele ederken enerjinin ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için Kıbrıs'ın kıymeti, Kıbrıs toprağının kıymeti bir defa daha ortaya çıkıyor. Bizim dava insanlarımız var. Hocam dava dedi, sorun değil, davadır dedi, doğrudur. Bizim dava insanlarımız var. Bu dava insanlarımızı burada yaşayanlara hayırla, vefat etmiş olanları rahmetle yad ediyorum. Kıbrıs'ın dava adamı tabii ki Rauf Bektaş'tır. Bir Mustafa Cemiloğlu vardır, başka bir dava adamı. Ve Batı Trakya için başka bir dava adamı vardı, Sadık Ahmet. Onun da eşi Işık Hanım'ı burada hayırla yad ediyorum, onun da kulaklarının içinde diyorum. Bizim dava insanlarımız çok önemli. Bosna'da dava insanı İzzet Begoviç'ti. Aliye İzzet Begoviç'ti. Bu dava adamları hakikaten örnek insanlar. Hayatlarıyla örnek olmuş insanlar, mücadeleleriyle örnek olmuş insanlar ve bir de önemli bir özellikleri var. Çok kültürlü insanlar. Hakikaten savundukları davayı çok iyi biliyorlar bu insanlar. Onun içindir ki o insanların hayatlarını öğrenmek genç kardeşlerime bir tavsiye olsun bizim açımızda. Bunlar nasıl mücadele etmişler? Ona bakmak lazım. Onların mücadelesi sadece bir toprak mücadelesi değil. Onların mücadelesi aynı zamanda var olma mücadelesiydi. Bu bugün de ne kadar önemli sizlerin de takdirlerine sunuyorum. Tekrar öncelikle Bekle Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Trabzon Şube Başkanı Kenan Kuru, World Türk mikrofonlarına konuştu. Başkan Kenan Kuru yaptığı açıklamada İsrail'in Filistin'e karşı vahşetine devam ettiklerini belirtti. Dünyamızı ilgilendiren son dönemlerde 7 Ekim'de başlayıp bugün 14 Kasım. Bir ay geçen süre içinde İsrail'in bildiğiniz gibi Filistin'e karşı her türlü vahşeti hala devam etmektedir. Burada kaç bebeğin, kaç çocuğun, kaç kadının, kaç yaşlının ve Filistinlinin hayatlarını kaybetmesinin yanında Filistin'e yardım yapmaya gidenler de hayatlarını kaybedenleri görmekteyiz. Basın mensuplarının bu vahşeti dünyaya haber verme noktasındaki alçaklıklarını, haber yapma, haber alma hakkını da elinden alındıran basın mensuplarından da hayatını kaybedenleri görmekteyiz. Burada
Bu vahşet devam ederken İsrail, Gazze'de, Filistin'de geride kalanların bile hayatlarının yaşama şansı olmadığı bir noktada vahşeti hızlı bir şekilde devam etmektedir. Burada bu vahşeti gören dünyada insanlar olarak Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Sarayı önünde, Brüksel'de, Fransa'da, İngiltere'de ve birçok dünya ülkesinde vahşetin durumuna dikkatler çekilse de bu ülkelerin yönetimlerin kulakları kapalı, kalpleri ve vicdanları duyarsızdır. Ne var ki bu Filistin'deki bu vahşet, bu soykırım mücadelesi kolay olmuyor. Dünya emperyalistlerinin hiçbiri bu vahşetleri görerek bunun üzerindeki duyarlılıklarını, insan zulümlerini hiçbir şekilde ifade etmemektedirler. Burada cehennemden cennete koşan yavrularımız, çocuklar, insanlar Filistin'de çaresiz bir şekilde bu haklı mücadeleleri devam etmektedir. Bütün bunları ifade ederken her gün hastanede yatan insanların tedavisine bile razı olmayan İsrail, bunları göremeyen Birleşmiş Milletleri, bunları göremeyen insan hakları kuruluşları nerede? Dünya bu sessizliği, bu vahşeti görmeme noktasındaki uyuyan insanların uyanmasına da vesile olması bakımından da önemli bir konumu olmaktadır. İnsanlık tarihinde, milletler tarihinde böyle olaylar geçmişte de yaşanmıştır. Ancak bugün İsrail, Gazze'de savaş denmeyecek kadar bir terör içerisinde, alçaklık içerisinde ve Gazze'de Filistinlilerin evine girerken bu evlerdeki ebeveynlerini alıp çocukların feryatlarını yapan, insan vicdanını sızlatan sahneler bugün izlemekten insanlık ibret almalı. Ey Trabzon! Burada milletin hizmetinde olan, kamu çalışanlar olarak hizmet eden bir Türk halk olarak ifade etmek istiyoruz ki İsrail'in bu kalplerinin kararmasına, insan olarak bir nebze olsun katkı koyma adına orada çocuklar, yavrular, gençler, bebekler, insanlar, kadınlar, çaresizler, hastalar katledilirken biz İsrail'in kafelerinde, İsrail'in en güzel temizlik firmalarıyla, bu maddeleriyle beraber kendi hayatlarımızı birazcık olsun devam ettirmeyi engelleyelim. Ve burada İsrail mallarına boykot diyoruz. Bu İsrail mallarının marketlere gittiğimizde marketlerde yavrularımız, çocuklarımıza çikolata alırken Filistin ve Gazze'deki olan vahşeti gözlerimizin önüne gelsin. Elbisemizi temizlerken, temizlik malzemesi alırken onlar orada kirli elleriyle Filistin çocuklarını, insanlığı, bebek kundaktaki bebeği bile katledir ederken biz onların temizlik malzemesiyle fiziki görünümümüzü temizleyemeyiz. Bu duyarlılığı gösterme adına İsrail'in bütün mallarına boykot diyoruz. Bu boykotla açıktan destek veren markalar üzerinde de boykota devam diyoruz. Herkes burada Trabzon'da daha yeni bunların kafelerinde oturup orada biz arkadaşlarımızla, ailemizle sohbet ederken Filistin'de yapılan zulmü görüp oradaki elektrikleri kesilmiş, suyu kesilmiş, hiçbir hayatı gerekseleri, hayatı idame ettirebilmek için gerekli olan her şeyini kısan, yok eden alçak İsrail'in
o kafesinde biz mutlu olmamalıyız. Bu duygularla İsrail'in bütün mallarını birazcık olsun boykot edelim ve durmayan kulaklara en azından fısıldayalım. Kararan kalplere karşı maddi bir destekle beraber tokatımızı vuralım. Merit Park ile Dünya Tavla Federasyonu işbirliğinde dünyanın en büyük modern tavla organizasyonu olan 10. Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası Merit Park Otel'de gerçekleştirildi. Merit Park ile Dünya Tavla Federasyonu Genel Sekreteri Marco Fornazer ve Federasyon Baş Direktörü Arda Fındıkoğlu önderliğinde gerçekleşen turnuvaya 37 ülkeden ana kategorisinde 350'nin toplamda 400'ün üzerinde oyuncu katıldı. Katılımcı ülkeler arasında İran, Almanya, İsveç, İngiltere, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya, Fransa, İtalya, Lübnan, Arjantin, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Cebeli Tarık, Azerbaycan, Hollanda, Türkiye ve Yunanistan vardı. Kasım 2023 tarihinde finali yapılan şampiyonanın ödül havuzunda toplanan 350 bin euro dereceye giren oyuncular arasında paylaşıldı. Turnuvanın şampiyonu ise Rus rakibi Timur Azizov'u yenen Alman Jorgen Oreski oldu. Şampiyon tavlacı 38 bin euroluk ödülün sahibi olurken ikinci finalist 17 bin euro ödül kazandı. Her sene olduğu gibi özel olarak tasarlanan tavla masası ve dalış ekipmanları ile mücadele edilen sualtı tavlası Betgomman'a ilgi ve katılım oldukça yüksekti. Şampiyona ardından gerçekleşen renkli bir ödül törenine ve katılımcılar için özel olarak hazırlanan partiye katılarak kupa kaldıran oyuncular doyasıya eğlenip turnuvanın stresini attılar. Bir spor etkinliği aslına bakarsanız bir şampiyona birçok farklı kategoriden oluşuyor. Her kategorinin kendi ödülleri, kupaları vesaire mevcut. Tavlayı buradaki kitle başlı başına bir masa oyunu, masa sporu olarak görüyorlar zaten. Dünyada da tavla her gece aslında değerine değer katmakta. Bir şans oyunu olmaktan her geçen gün daha da çıkmakta, ustalık daha ön plana çıkmakta. Bugün dünyanın en başarılı oyuncularından birisi, belki de en başarılısı uluslararası bir usta Japon Masayuki Mochizuki, o da şampiyonu da bize şeref veriyor. Bir semineri de olacak kendisinin. Eğer ki Kuzey Kıbrıs'ta bu dönemde vakit geçirmekte olan tavla severler varsa özellikle bunu da kendilerine tavsiye ediyorum. Dijital Dünya'da Çocuk İzi projesinin ikinci basamağı olan Eğitici Eğitimi Programı kapsamında paydaş kurumlar tarafından sunumlar yapıldı. Program, proje koordinatörü 2KAP Trabzon Derneği temsilcisi Nilgün Turan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra Nilgün Turan mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundu. 4 Türk Televizyonu'ndan tekrar merhabalar. Bugün yine burada Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneği'nin gerçekleştirmiş olduğu Dijital Dünya'da Çocuk İzli projesi kapsamında gerçekleştirilen seminerlerde bulunmaktayız. Evet. Dernek Başkanı Sayın Makine Mühendisi Turan Hanımefendi ile beraberiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Siz de hoş bulduk. Nasılsınız? Evet, teşekkürler. Bugün projemizin ikinci faz eğitimi var. Birinci eğitimde bir çocuk çalıştayı hazırlamıştık. Uluslararası Çocuk Merkezi mikrofon hibe desteğiyle gerçekleşen projemizde Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Ortahisar Belediyesi'nin katkılarıyla ilerliyoruz. Ayrıca Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi, Trabzon Barosu
Çocuk Komisyonu bizlerle beraber ve Trabzon Üniversitesi'nin Bilgisayar Öğretim ve Eğitim Teknolojileri Bölümü öğretim görevlileri projemize çocuk eğitimleriyle destek veriyorlar. Evet, çocuk diyorum ama UNICEF 25 yaşın altındaki tüm gençleri çocuk kabul ediyor, çocuk biliyorsunuz. Hepsi yetişkin aslında. Evet, gençlerimiz. Birlikte olduğumuz gençlerimiz 10. ve 11. sınıf öğrencileri, iki tane de daha küçük yaş grubundan öğrencimiz var. Hepsi çok bilinçli, farkındalıkları çok yüksek. İnternetin üretken biçimde kullanılması, çağımızın teknolojisini faydalı ve yararlı biçimde kullanabilmek. Kullanmaya yönelik. Bizim hedefimiz bu aslında ama çocuklarımıza riskleri ve korunma yöntemlerini de anlatıyoruz. Bugünkü eğitimde paydaş kurumların eğitimleri vardı. Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'nden sosyal çalışmacı Tahir Güneş Bey, Baro'nun Çocuk Komisyonu Başkanı Selahattin Onay Bey, Siber Suçlarla Mücadele Biriminden polis memurumuz İlhan Bey, İlhan Tozlu Yurt Bey, Aile Sosyal Hizmetler Çocuk Şube Müdürü Serkan Saraloğlu Bey ve Trabzon Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünden Tuğba Bahçekapılı Özdemir. İnternette nasıl üretken kullanabiliriz, nasıl doğru tercihler yapabiliriz ve çağın teknolojisini nasıl yakalayabiliriz konusunda çocuklarımıza eğitiyorlar. Çok güzel. Tebrik ederiz. Ne kadar sürecek bu çalışma? Daha önceki röportajımızda da belirtmiştiniz aslında. Evet. Proje 25 Kasım'a kadar sürüyor. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü biliyorsunuz. Bu vesileyle biz gönüllü çocuklarımızın eğiteceği yüzün üzerindeki çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Yarın çocuklarımız için eğitici eğitimi var. Ve içlerinden seçilen bir tanesi dijital dünyada çocuk haklarının korunması sempozyumunda aldığı akran eğitimini yetişkinlere sunacak. Çocukların konuşulduğu bir mecrada çocuk katılımını önemsediğimiz için ve geleceğin dünyasına onları hazırlamak için çocuklarımızı desteklemeyi sürdürüyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar. Üçüncülük ikinci grupta orta sıralarda bulunan 1954 Kelkit Belediyespor'la Üçgen Holding Elazığ Spor arasında pazar günü saat 14'te Kelkit İlçe Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakasında misafir takım seyircilerinin Kelkitli taraftarlara saldırısıyla ilgili 1954 Kelkit Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Servet Daltaban, World Türk Bölge Koordinatörü İsmail Seven'in de takip ettiği bir basın açıklaması yaptı. Kelkit Adliyesi'ne giderek yönetimiyle birlikte Elazığ Spor taraftarlarının yaptığı saldırgan tavırları ile stada verilen zararlar ile sosyal medya üzerinden kendilerine atılan iftiralarla ilgili suç duyurusunda bulunan Başkan Daltaban, mikrofonlarımıza şunları söyledi. Çok değerli hemşehrilerim, bildiğiniz üzere bu hafta sonu pazar günü Kelkit Hürriyetspor'umuz ile Üçgen Holding Elazığ Spor arasında oynanan maçta sporun ruhuna, kardeşliğe uymayan bazı nahoş görüntüler ortaya çıktı. Bunun üzerine bazı açıklama ve suç duyurusunda bulunma zorunluluğumuz doğmuştur. Özellikle Elazığ Spor tarafından yaklaşık 2 gündür sosyal medyada ciddi bir algı yapılmaktadır. Şöyle ki, burada Elazığ Spor taraftarı yaklaşık 200'ün üzerinde taraftarla memleketimize gelmiş. Bizim tarafımızdan hoşgörüyle ve sıcakkanlılıkla karşılanmıştır. Maç öncesinde de kendileriyle hasbihaller yapılmış, sohbetler yapılmış ve sıcak bir ortam oluşturulmuştu. Ancak müsabakanın 53. dakikasında bizim attığımız golden sonra rakip takım taraftarları arasında gerginlikler yükselmiş, sonra bu şiddete yönelmiştir. Şöyle ki, rakip takım taraftarları öyle bir aşamaya gelmiştir ki koltukları, muslukları, fayansları sökerek bizim tarafımıza doğru şuursuzca göndermiştir. Bunun sonucunda da birçok taraftarımız yaralanmış. Hatta küçük bir kız çocuğumuzun da yüzünü isabet etmiştir. Bunların hepsi polis kayıtlarına sabittir. Maçtan sonra da bu yapılan hataya kılıf bulma, bu yapılan durumu örtbas etmek amacıyla ortalığa bir algı yayılmıştır. Kelkit taraftarı Elazığ'a
PKK dışarı, HDP dışarı diye tezahürat etti diye bir algı oluşturulmuştur. Bu algıya da Elazığ'ımızın siyaseti, bürokrasisi, STK'sı da alet olmuştur. Şöyle ki, Kelkit Gümüşhane nasıl ki bu memleketine sevdalıysa, milliyetçiyse Elazığ da öyledir. Bunu herkes bilir, biz de biliriz. Her koşulda biz Elazığ'ın yanında olmuşuzdur. Elazığlı dostlarımız vardır. Milliyetçiliğini, şuurunu, anlayışını biz çok iyi biliriz. Ancak orada binlerce taraftarın şahitliğinde polis kayıtlarının belgelendirilmesiyle sabit olmasına rağmen böyle bir algı yapılması, kulübümüzün töhmet altında bırakılması, Gümüşhane'nin, Kelkit'in töhmet altında bırakılmasını kabullenmiyoruz. Bunu yapanları da burada kınıyoruz. Bugün burada maç sonrasında içeriye giren içkili taraftarın pankartlarımızı alıp, bizim malımızı alıp yırtmasıyla malımıza zarar vermesinden dolayı da bugün burada suç duyurusunda bulunuyoruz. Ben sporun dostluk, kardeşlik ve birleştirme şuurundan hareketle olayın bundan sonraki süreçte daha dostluk çerçevesinde yürümesini temenni ediyor, saygılar sunuyor. Maç öncesinde Elazığ taraftarı "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı. Buna bizim taraftarımız da karşılık verdi. Karşılıklı olarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye tezahürat edildi. Zaten bu bile olayı açıklıyor. Yani burada yapılan tamamen algı. Tamamen o fayansların sökülüp bizim tarafa atılmasının üzerine örtbas etmek üzerine kurulmuş bir kurgudur. 3. Lig 2. grupta mücadele eden 1954 Kelkit Belediyespor Onursal Başkanı Ahmet Naz, kulübe, taraftarlara ve şehre yapılan saldırıları ve iftiraları şiddetle kınadığını açıkladı. Ahmet Naz açıklamasında geçtiğimiz pazar günü Kelkit İlçe Stadyumu'nda oynanan 1954 Kelkit Belediyespor'la Üçgen Holding Elazığ Spor arasında oynanan futbol müsabakasında maç içi ve maç sonrası rakip Elazığ Spor takımının taraftarları tarafından hem seyircimize karşı hem de stadımıza karşı yapılan kaba, kırıcı ve incitici hareketlerin ve özellikle futbol sahalarına yakışmayan bu kabaca hareketlerden dolayı rakip takım taraftarlarını, saldırgan tavırlarını ve kulüp yöneticilerinin atmış oldukları iftiraları şiddetle kınıyoruz dedi. Başkan Nas, bizim ilimiz ve ilçemiz asla ne bir terörle ne de bir bölücülükle anılmamıştır. Aynen Elazığlı kardeşlerimiz de aynıdır. Birkaç kendini bilmezlerin yaptığı bu saldırganlık yüzünden de asla iki şehrin insanlarını töhmet altında bırakıp karşı karşıya getiremezler dedi. Koral danışmanlığın sahibi Amot Abdülaziz Maybay tarafından düzenlenen Türkiye-Senegal kamu özel sektör buluşması Özorman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan'ın desteğiyle gerçekleştirildi. Etkinliğe Senegal'in Büyükelçisi Şeh Gey, Senegal Dış Ticaret Merkezi SESES'in Başkanı Salwa Keyti ve Dış Ticaret Merkezi heyeti Sıraç Tanır, TASİP'in kurucusu ve HBS Mimarlığın sahibi Mustafa Balta katıldı. Etkinliğin amacının ve hedeflerinin iki ülke arasında işbirliği, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinde destek olmak, Afrika ile ilgili yanlış algıları yıkmak ve Senegal'de Türk yatırımlarını teşvik etmek olduğu dile getirildi. Bu organizasyon forum. Büyükelçimiz bu güzel inisiyatif için kendini ve değerli kolaboratörlerimizin arkadaşlarına teşekkür ediyorum. La cooperation entre Senegal et la Turquie. Türkiye ve Senegal arasındaki yani kooperasyonu geliştirmek adına çok fikre sahip bir kişi olduğunu söylüyorum. Kendisi Ankara'dan İstanbul'a gelmesinin sebebi aslında Abdülaziz gibi istekli, ısrarlı hani, arkadaşlarımızı Türkiye ve Senegal arasındaki ilişkileri geliştirmek için çok fikre sahip olan arkadaşları desteklemek için Büyükelçimiz Ankara'dan İstanbul'a kadar geldi. Senegal-Türkiye ilişkileri geniş bir tarihi süreçle ilerlemektedir. Son olarak 1962 yılında Senegal'de, 1996 yılında da Türkiye'de açılan elçilikler ilişki boyutunun olgunlaşmasına katkıda bulunmuştur. Bugün sendikal birikimimizi Afrika'nın birçok ülkesiyle paylaştığımız gibi Afrika sendikalarının da Birleşmiş Milletler'in ilgili kurumlarına akredite olması hususunda gerekli desteği veren bir
sendika olarak aynı zamanda burada bulunmaktayız. D'entrée de jeu, je tiens à dire que nous sommes très heureux d'être parmi vous et nous félicitons très chaleureusement Monsieur Bey et toute l'équipe de Chorale Constructive Company de cette initiative. Bu inisiyatif için ilk başta bize teşekkür etmek istiyoruz ve Sayın Bey Beyefendi'ye de teşekkür etmek istiyoruz. Nous sommes donc ravis de constater tout l'intérêt que portent les investisseurs turcs pour le Sénégal, deux pays liés par l'histoire dans les relations bilatérales. Türkiye'nin Sénégal için yaptığı bu çabalardan dolayı mutluluk duyuyorlar ve zaten tarihte de birleşme noktaları da varmış. Le Sénégal jouit de par son rayonnement d'une position enviable et stratégique en Afrique de l'Ouest. Sénégal'ın olduğu coğrafyada onu önemli bir konuma getiriyor, önemli bir yere getiriyor. Sénégal heyetine, SİSEK heyetine bugün burada bizi bir araya getiren Koral firmasına, İstanbullu esnaf kardeşlerimize, Konyalı sanayici ve iş adamlarımıza burada bulundukları için çok çok teşekkür ediyorum. Konya tarımla ön plandaydı son 5 yıla kadar. Yüz ölçümü birçok Avrupa ülkesinden büyük bir şehirdir. Ama bugün geldiğimiz noktada Konya artık Türkiye'nin ikinci sanayi şehri haline gelmiştir. 30 binin üzerinde ticaret odası üyemizle, 2000'in üzerinde büyük iş adamı üyelerimizle, 55 binin üzerinde esnaf ve sanatkarlar üyelerimizle ciddi bir sanayi şehri haline gelmiştir. Un honneur parce que nous participons pour la première fois à un événement international aussi important que celui-ci. Bizim için bir onur ve bir değer çünkü ilk kez böyle bir etkinlik, uluslararası bir etkinliğe katılıyoruz. Güzel İstanbul, tarihi, inanç ve misafirlikler belli şehir olan İstanbul'da bizleri bir araya getiren Koral Consulting teşekkür ederek sayesinde, Koral Consulting sayesinde burada olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ben Sıraç Tanır. Kendim iç mimarı. İle arşitekt denetiyorum. HBS Grup Yönetim Kurulu Başkanıyım. İle Direktör General Grup HBS. Evet. HBS Grup 5 tane şirketten oluşmaktadır. HBS Complete the same different company. HBS Mimarlık. HBS Arşitektür. HBS İnşaat. HBS Construction. HBS Furniture, HBS Möble, HBS Uluslararası Organizasyon, HBS Organizasyon de Benma International, HBS Export, HBS Export. Evet, HBS Mimarlık dünyanın her yerine tasarım ve uygulama yapmaktadır. En son yaptığımız iş Fransa'da Atasay mağazalarını yaptık. HBS İnşaat, taahhüt, Türkiye'deki bir kısım inşaat ve taahhüt işlerini yapmaktadır. HBS Furniture, sadece Afrika'ya ürün imalatı yapar. Kendi projelerimiz ve Afrika'ya ihracat için yaparız. Bütün katılımcıları, büyükelçimizi, bütün kurum temsilcilerini ve katılımcı firmaları selamlıyorum. Ve buradaki, ben bu kavuşmaya, mikrofona niye geldiğimi belki şey yapayım. Aslında özünde Abdülaziz'i tebrik etmek için. Biz Türkiye'nin en büyük fuar organizatörüyüz. Yılda 20 tane fuar yapıyoruz. Birçok imkana sahibiz. Yüzden fazla çalışanımız var. Bizim bu kadar imkanla yaptığımız çalışmalar varken Abdülaziz kısıtlı imkanlarla böyle bir organizasyonu başardı. Birçok aksiliğe rağmen bundan da tebrik etmek istediğim. Etkinliğin sonunda Türkiye'de eğitim gören ve Türkiye'de büyüyen Abdülaziz Bey hem vatanı olan Senegal'den hem kalben ait hissettiği ülke Türkiye'den misafirleri ve katılımcıları 2024 edisyonuna davet etti. Bu etkinliğe katkısı olan tüm insanlara teşekkür etmek isteriz. Türkçe'de Türkiye delegasyonumuzu, hani arkadaşlarımızı da tebrik etmek, teşekkür etmek isteriz. İlk başta Setar Arslan Başkanımızla başlamak üzere. Başkanımıza inanılmaz derece minnettarız. Her şey için teşekkür ediyoruz. Bu yolculuğun başından beri benimle çalışan, aslında elinden gelen, bana destekçi olan, bana yardımcı olan Benül Hanım'a teşekkür etmek isterim. Aynı zamanda hani bizleri kırmayıp, çünkü çok sıkıntılı, çok zor, süreçli bir organizasyon oldu. Fakat her seferinde
bana kendimi destekçi olabilen, tavsiyede bulunan başkanımız Mustafa Baltay'a teşekkür etmek isteriz. Başkanım, aradığım bir sıkıntı var, şu var vesaire derdim. Bana "Aziz, hadi trene atla, gel etli ekmek yeriz" derdi. öyle bir başkanımız. Bize bir anca dua edebiliriz yani, böyle düşünüyorum. Sizin için ne yapabilirim bilmiyorum ama sizin için çok dua edebildiğimi biliyorum en azından.